Herkese merhabalar arkadaşlar, yeni videoma, kanalıma hoş geldiniz. Videoyu daha yeni başlatıyorum, saat 2 oldu. Kahvaltımızı falan yaptık. Aylin'i okula götürdü babası. Ali bir ara bir çarşıya falan gitti geldi. Bu mutfak dolabı için, işte mutfağımız için tezgah arayışı içerisindeyiz. Normalde biz bu tezgah kalacaktı ama sonra dün mutfak dolapları takılınca, dünkü videoya da ekleyemedim mutfak dolabının son halini. Çünkü son bir parça kaldı. O takılmadan da ben de videoya çekmek istemedim. O parça da bugün öğleden sonra gelecekmiş. O parça takılsın. İnşallah bu videonun içinde mutfak dolabını gösteririm size. Eksik parçayla göstermek istemedim açıkçası. Sabah Ali bir mermerciye gitti. Mutfak tezgahını değiştirmeye karar verdik. Yani biraz maddi açıdan zorlanacağız ama bu fırsat daha bir daha elime geçmez. Bir daha yani mutfak tezgahı değiştireyim diyemem. Hep benim hayalim beyaz tezgah. Krem rengi, açık renk tezgah. Ama ilk mutfağımızı yaptırdığımızda, ilk evlenirken bundan 16 sene önce ilk mutfağımızı yaptırdığımızda bu granitler yeni çıkmıştı ve çok da güzel görünüyordu. Bu graniti yaptırmıştık biz. Çaparlı siyah beyaz renk olan var ya, onu yaptırmıştık. Sonra beyaz tezgahlar moda oldu. O zaman beyaz tezgah yoktu galiba. Pek yani revaçta değildi. Sonra beyaz tezgah moda oldu. Neyse ben tabii sonra biz yeni evimizi, kendi evimizi aldık. Kendi evimizi aldığımızda o zaman beyaz tezgah çok istemiştim. Onda da dolap yaptırdığımız yere, tezgahı da oraya yaptıracaktık. Onun elinde de sadece tek çeşit vardı. Siyah beyaz çaparlı granitten vardı. Eğer ben beyaz tezgah istersem adam beyaz tezgahı başka yerden getirecekti. Bu da ekstra bir paraydı yani. Şey, o zaman da tabii ne zorluklarla yaptırdık biz o evinde içinde falan. Annem, topu güneşe mi koyarsak şişer yoksa soğur? Ben hiç bilmiyorum. Bir bilgim yok o konuda. Baba. Öyle olunca yine mecburen granite döndük. Dedim neyse ya, zaten dedim ben bu granitten memnunum. Kiri belli etmiyor, temizliği basit. Üzerine istediğin gibi sıcak koyabilirsin, hiçbir şey olmuyor falan. Dedim tamam, bundan olsun. Ama hep yani hayalimde beyaz tezgah. Nerede böyle bir beyaz tezgah görsem böyle bayıla bayıla bakıyorum. Sonra Ali de dün, ben yine şey yapmıyordum zaten. Hani şimdi bir dursun, tamam. Geçen gittik biz mermerciye falan, sorduk. Bayağı bir yüksek fiyat söylüyor. Geri vazgeçmiştik. Ya dedim boş ver, hadi gene kullanmaya devam edelim. Sorun değil falan demiştim. Dün mutfak dolabı takıldıktan sonra Ali'nin fikri değişti. Dedi tezgahı da değiştirelim. Dedim yani şey değil, yani çok da önemli değil dedim. Yani yine aynı tezgahı kullanırız, sorun değil falan. Kararsız kaldı falan derken sonra ben de düşündüm ya dedim. Yani hep benim hayalim beyaz tezgah. Ay, bir daha da bilmiyorum gerçi. Bu benim üçüncü mutfak yaptırışım oluyor da. Bir daha mutfak yaptırır mıyım, yaptırmaz mıyım ömrümde bilemiyorum. Zaman neyi getirir, neyi gösterir hiç bilemiyoruz gerçekten de. İnsan hiç aklına gelmeyen şeyler başına geliyor. Mesela deprem gibi falan yani. Artık öyle olunca dedik tamam ya, aman her şey ödeniyor, bunu da öderiz. Oluyorken içime sine sine olsun. Şimdi sabah aradı tekrardan mermerciyi. Dedi tamam abi, biz tezgahı da değiştireceğiz. Gelip ölçü alacak. Şimdi aramışlar, geliyorlar. Ali de kapıda bekliyor. Yukarı çıkacağız. Tezgahın ölçüsü alınacak. Bir de şeyci de bugün öğleden sonra geleceğiz demiş ama ay hayırlısın, onlar da gelip o son parçayı da taksalar ben de size mutfak tezgahını bir çekerdim. Şey, mutfak dolabını çekerdim. Ya da tezgah da takılsın, ondan sonra mı çekeyim? Kararsız kaldım vallahi, dur onu bir düşünmem lazım. Biliyorum çok merak ediyorsunuz ama tezgah da takılıp son haliyle çekmek bence daha güzel olur gibi geliyor. Böyle bir de eski hali yeni hali diye bir resim koyarım şöyle kolaça falan diyormuşum. Bilmiyorum, bakacağız artık, neyse. Böyle bizde durumlar böyle. Yani canlar böyleyiz yani. Aylin okula gitti. Son 2-3 gün. Dün akşamdan da ödevini yapmadı. Sonra dün akşam kızım dedim bak ödevini yapmıyorsun. Yarın okula gideceksin madem. Dedi ki yok gitmeyeceğim dedi. Madem ödevimi yapmadım okula da gitmeyeceğim dedi. Sabah kalkar kalkmaz baktım ödevi yapmaya başlamış. Çünkü okula gitmek istiyor. O da son 3 günü, yani önümüzdeki hafta gitmezler herhalde. Karne haftası. Bugün çarşamba, işte perşembe cuma 2 gün daha gider. Ondan sonra artık tamamen tatile girdi. Zaten oğlanlar tatile girdi. Alper sınav sonrası gitmedi. Aytu da gitmedi.
Ortaokullar gitmiyor pek artık. Onlar zaten tatile girdi sayılır. Öyle arkadaşlar. Şimdi bir yukarı çıkacağız. Yukarıyı temizleyecektik bir de biz böyle. Yerler falan bayağı bir kirli şey olmuştu. Şimdi ya da hiç ellemeyeyim, mermerci de gelir şimdi 2-3 güne kadar takarım falan demiş. 2-3 gün sonra mermer takılırken de ortalığı batırırlar. O zaman temizleyeyim, olmazsa kalsın. Öyle yapalım. Arka taraf temizlenecek. Arka tarafta sineklik takıldı ya, sinekliğin parçaları falan kalmış. Orayı temizleyeyim. Ne yemek yapacağımı henüz karar vermedim. Yemek yapılacak. Öyle vallahi. Bir çıkayım bakayım yukarı. Bak şimdi 5 dakika. Mermerci geldi. Ali çıktı yukarıya. Ben de bir çıkayım bakayım. Elinde model falan var mı bilmiyorum ama. Eski tezgah çıkarıldı arkadaşlar. Şuraya koyuldu. Eski tezgahı buraya koydular. Ama tabii arkası bu. Şu ön taraf bu tarafta kaldı da. Zorla çıkardılar vallahi. O kadar ağır ki. Eski tezgah burada. Eski dolaplar burada. Bunlar hep atılacak. Şu banyonun kapısı. Yıkayacağız bunu. Boya işi falan bitsin. Ondan sonra yıkayıp takalım diyoruz. Şu da eski duşakabin. O da atılacak. Bayağı iş var. Şu parçalar falan dışarı çıkacak. Temizlik yapacağız. Ali ile şimdi tezgahı çıkart. Özellikle tezgahı şimdiden çıkarttırdık ki temizlik yapalım diye. Mutfağı temizleyeceğiz. Ama şimdi şeye gideceğiz önce bir. Mermerciye gideceğiz. Şimdi mermerci ölçüyü aldı. Mermercinin dükkanına gideceğiz. Modele bakacağız bir. Gözümüzle görelim modeli. Seçelim. Hemen yapmaya başlarlar en azından. Evet, bugün temizliğini yapalım da. Ha? Ha, onları da çıkar ya. Neyin? Niye? Dolabın üstünde. He, tamam. Bilmem niye kapıda değil anahtar. Bunu kaldıracağım. Ha, tamam. Altta şu tahtaları çek. Mermerciye gidiyoruz arkadaşlar. İsmini de elit koymuşlar yani. Tam elit site yani, elit. Elit insanlar oturur orada. Şuranın şeyi başlamış. Şurada. Enkaz kaldırıyorlar. Binaları yıkıyorlar arkadaşlar burada da. Ne yapacaklar? Ha? Ayağını
Geldik biz mermerciye. Ali motoru bir park etsin. Ben çaparlı granitten bıktım, sıkıldım. Millet çok siyah graniti kullanıyor. Kim? Yani siyah granit de çok revaçta ya. De ben sevmiyorum ya. Böyle açık renk daha güzel, beyaz. Hangisi bizim seçeceğimiz? Senin yani beğendiğin? Şu mu? Hoş bulduk. Kolay gelsin. Bunun üzerine böyle bir parlatma gibi bir şey falan mı yapılacak, yoksa bu şekilde mi? Bu pala zaten. Sen şimdi güneş vurduğu için göremiyorsun. Bunlar boş değil ha. Bunlar şeffaf. İçindekiler evet. Gerçek ayna. Bu da cam zaten. Borcam gibi. Arkadaşlar mermerciden geldik şimdi. Tezgahımızın da modelini, rengini falan beğendik, seçtik, karar verdik. Ha? Benim şeyin cebini ki başladı. Bilmiyorum. Şimdi girdik, gelirken de bir yemeklik bir şeyler aldık, tavuk falan. Tavuk, Alper tavuk istiyor. Anne fırında tavuk yapın dedi. Onları yapacağız şimdi. Anneyle beraber fırına süreceğiz. Bir tane göreceğiz yarına da kalsın olmazsa, hala yarın da işimiz çok ya. Yemeğimiz hazır olsun yarın için. O sefer o tepsi dolu yapmıştı ya, gene öyle yapalım biz olmazsa. Çünkü yarın da artık şey işlerine başlayacağız. Eski tezgahı çıkardılar. Biz yarın mutfağın temizliğini yapacağız. Bir de işte kabasını falan süpüreceğiz. Mutfak temizliği ve artık Ali tadilat işine başlayacak. Yani bu rutubet nem alan yerleri işte sıyıracak falan oralar. Ondan sonraki günde boyaya başlayacağız herhalde. Pazartesiye falan gelecek değil mi tezgah? Hani. Pazartesi dediler tezgah içinde. Pazartesiye kadar biz de bu işleri halledelim. Tezgah da takıldıktan sonra parke işine geçeriz. O yüzden yemeğimizi de genelde 2 günlük yaparsak iş artık bundan sonra işler yoğun. Bundan sonra daha yoğun olacak işler. Yakup nerede? Geleceğe mi gitti? Nereye? Abileriyle mi gitti? Abilerin yanına mı gitti? Oraya koyalım da yıkarsın. Öyle şey yaparsın. Ben de şu patatesleri doğrayayım. Hayırlısıyla şu işleri bir bitirseydik Allah'ım. Bana dert. Bana dert, bana. Sana da dert, bana da dert. Ben sanki keyif mi yapıyorum? Hayırlısıyla gitseydi. İçine girseydik, yavaş yavaş artık içine yerleştirmeye başlardık. O da bir sürü iş. Ondan sonraki işler de bana kalıyor. Yarın malzeme almaya gideceksin ya. Ne? Altın mı ne dedin sen? Evet. O boyayı da mı yarın alacaksın yoksa? Boyayı da. Boyanın da rengine karar verdik mi? Yok da ona da karar verdik. Bizim evin boyası gibi yaparız ya. O güzel bizim evin boyası. Kapıda ne görüşme? Çakıl taşı mıydı? Çakıl taşı ben hiç çakıl gördüm. Çakıl böyle bir şeydi işte. Bizim evin rengi güzeldi. O renkten yaparız. Boyayı da al. Elin altında bulursun. Bir an önce. Çekme işleri, altı çekme işleri bitti mi hemen boyaya geçeriz. Demirler için de boya al. Onun içine işte içine geç. Ne? Beyaz boya var ya. Demir boyası. He. He, bizim evde vardı ha, değil mi? Biz onu ne için almıştık? Sehpayı boyamak için almıştık, değil mi? Hı hı.
Böyle kaldı, hiç açılmadı bile. Tamam, boya var elimizde. Yeter bilmiyorum ama yetmez, alırız. Onlar içine girdikten sonra da boyarız. O sorun değil o kadar. Ben de şey dedim, önemli olan evin içi. Evin içini bitirelim, evin dışını da içine girdikten sonra yaparız. Çatı yapar, çatı yaparsın içi yok. Daha o da var ama. Burada bayramdan sonra bir bakarız. Bir bayramı da geçirelim de. İki göğüs mü? İki göğüs. Karatekli ben. Nereden geliyor ben de anlamıyorum ama. Arkadaş. Afiyet olsun. Böyle olur. Amerika hemen kapattı. Arıtma dedi. Evet, onu nasıl yapacağım? Ben şeyden mi olacak? Seviye üstünden mi olacak? Evet. Arıtmanın şeyi. Evet, onu yapacağız. Onu o zaman onu da düşünmek lazım. Ne kadar soldan olmasın, sağdan olsun, şey tarafından. Önce sıra nasıl yapacağım? Yani işimiz çok. Yemeğimiz elimizin altında hazır olur. Domates. Olur mu canım? Olur. Ben de bir şey yaparım. He? Ben de bir şey yaparım. Şey nerede? Doğru mu? Sonra da iri iri doğru. Yeter. Üçe böyle yeter. Biraz. 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 Evet.
sarımsak. Çok sulanmasın diye domatesi çok koyuyorum. Tamam, başka sarımsak. Alper 2-3 gündür tavuk istiyordu o şeyle fırında. Kemikli tavuk, kemikli. Fırında kemikli tavuk olsun diyor anne. Kaç gündür? Dedik hadi bugün yapalım. Kemikli olsun, kemikli. Aylin onun sesini kıs annem. Buraya kadar gelmesin onun sesi. Yok tatlı. Ne tutu at şimdi? Niye buraya varıyor ki? Yok tüm atma canım. İkiye üçe böl. Çok iri çünkü. Evet, lokum gibi oluyor zaten işte. Hı? Lokum gibi oluyor zaten. Tamam işte. Güzel oluyor da. Şunu da zorlayalım. Hadi canım, hadi canım. Evet, soğan tadı oluşmuş. Soğan tadı olsun. Soğan yemiyor ama soğanın tadı olsun diyor. Biliyor soğan, soğansız yemek olur mu? Yemeğin lezzetini getiren soğan. Salça ver. Ne salça dolapta? Baharatlar atalım. Dur bir dakika canım. Durdum bir dakika. Evet. Karabiber. Kim yiyor? Pul biber. Kek atalım mı? Evet tabii ki. Atalım mı kek? Keksiz olur mu hiç? Yeter mi o salça? Yok yok yetmez. Yeter be. Yeter. Kekimizi attık. Neyimiz kaldı? Sulandır biraz şöyle su şeye. Ne yapayım? Salçanın üzerine falan birazcık su dök. Salçayı yumuşat. Doldur. Şöyle. Hı.
karıştıracağım. Tahtayı bir karıştıracağım. Tuz. Ne tuz? Bakalım lütfen. At da mesela dur derim. At da 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 da. Aynı yere atma mesela. Aynı yere atmıyorum. At bir tane daha. At bir tane daha. Bir tane daha. At bir tane daha. Tamam. Şu topak olsun. Hoş geldiniz. Ellerinizi yıkayın bir şey alalım. Sonunda aldım. Ekmek mi içine koyalım? Nereden aldın? Nereye ekmek mi bu kadar aldın? Ekmek yok muydu ki? Halil'e gittin. Beklerim gelir diye. Normalde gitmiştim dedim. Beklerim gelir diye. Beklerim gelmedi. Sonra indim. Ya bayağı bekledim. Ondan sonra indim aşağıdaki bakkalını aldım. Geldiğimde yani. Yukarıda hala açmamıştı bir bakkalı Halil. Hasta. Şey oluyor. Ya koymuyor mu ya? He he. Yağını unutuyor bak. Hepsini ben söylüyorum ha. Ha bak yine. Yağımız da. Yok sanırım ne alacağız diye ağrı olan bir şey var bir de sordum yani. Da şu, yine var şu an acillik durumu yok da. Olmasa yine şimdi alırız. Ne yapalım? Tamam. Şimdi bir şey de acillik durumu yok da şu an. Yani falan alırsın artık. Afiyet olsun. Ben içiyordum. He? Yumurtayı bak baba tavuk yapıyor. Ben tavuk yiyeceğim. Efendim? Yok, neyse motora bindirir gezdirir seni yani. Ben tavuk yiyeceğim. Ne yapıyorsun? Ya. Ne? Ya ne ya? Ya bitti. Neyi göstereceğim? Ben tavuk yiyeceğim. Kozalak. Neden ne aldınız bunu? Yolun kenarında oturmuş bekliyordu. Oturmuş seni bekliyor. Al bunu şeye koy. Çiçek kutularının dibine koy. Aksesuar olsun. Biraz al. Avucunu aşağı. Şöyle biraz ortaya getir gel. Tamam. Kaldır az da yukarı. Tamam mı? İyi mi? Belki biraz daha mı istiyor? Belki bir şey daha. Tamam. Tamam. Ay aman çocuklar. Ben başka bir şey yapamıyorum. Ben sanmıyorum. Sofrayı ne yaptın? Sofrayı sildim. Boşuna düşeceksiniz. Düşeceksiniz. Ne yapıyorsunuz kızlar? Kızlar kızlar. Evet. Akşamdan atayım ben bunu makineye. Yanına da takayım bir iki daha.
havlu mavlu varsa. Başka bir şey? Başka bir şey yok yani, var mı? Evet, ben de ablayı almıştım. Başka bir şey aldın, başka bir şey? Yok canım ya. Tamam, ben şey yemeği alayım, sinirli şey. Sen daha bir elbezini getiremezsin. Bir tane var işte orada. Ne yapıyorsun? Ne Neyi kızım? Kapıyı aç. Kapıyı aç kızım. Kapıyı kapıyor. Hadi getirelim. Getirdi. Tamam canım, geliyorum. Şu an şeyin de sesini kısın biraz. Canlar, yemeğimiz pişti. Mis gibi sonunda kızarmış. Mükemmel be. Alper'in isteği üzerine. Hı-hı. Bazen böyle ne kadar çok tavuk yiyorsunuz diyenler oluyor ama çocuklar seviyor. Ne yapalım, çocuk iki gündür anne tavuk yemeği yapın diyor. Beyaz fırın, her şeyimiz. Fırında tavuk isteyip durdu. Artık biz de dedik yapalım, yesin. Hı. Çocuk. Gel Ayça. Gel oğlum. Tabaklarınızı alın. Şöyle. Kemiksizlerine bakıp sana. Bir tane tabak fazla getirseydiniz. Ayça kemiksizinden ver. Kemiksiz iyi kızarmış yerinden. Ver. Soğan muan olmasın yanında. Ayça soğan öyle seviyor. Alper kemikli seviyor. Ben alıyorum direkt. Ekmek de gelmiş tamam. Ama işte içeceğiniz yok yani. İçecek yok. Bitti mi? Ya. İçecek yok mu? Alsın ya, boşver. Alayım mı lütfen? Git al. Git al hemen. Koş. Al Ayça, bunu da sana yeter zaten. Al sen geç. Ayran bu taraftan. Oğlum. Ne oldu oğlum? Yakup uyandın mı? Gel gel annem, yemek yiyeceğiz. Böyle. Şöyle kapat kalsın ya. Gel hadi kızım. Hadi bakalım. Paran yok mu baba? Param kalmadı. Bitti param. Kaç tane? Kaç litre alayım? Aynen ki. Her zamanki 3, 3, 5, 10, 20 litre. Baba 1.75 litre çıkmış ha. 1.75 oluyor. 1.75.